Çocuğa da kendimiz de okuyun. Kadın tamam. Yazarlar Derneği. Kadınların yazdıklarını okuyun. Benim kitaplarım var. Arkadaşımın kitapları. Burada söyleyemedim. Evet. Büyük güzel. Tamam. Aa, benim telefonum nerede? Yani bunlar bitmeyecek. Tamam. Ben tahtacı kökenliyim. Tahtacıyım yani. Unuttum şimdi söylerim. Yani yatır ocağındanım. İşçi emeklisiyim. Bize okuma şansı verilmeyen bir kesimiz. Biz 13 yaşında işe başladık. 40 yaşında emekli oldum. 2 yılda sonra çalıştım emekli olduktan sonra. Çocuklar okuyordu. Ondan sonra bu yazı atölyelerine başladım. Ve eksiğimi fark ettim. Ortaokulu 5 sınavda verdim. Liseyi de veremedim matematikten dolayı. Yarım kaldı. 12-13 yıldır bu şeydeyim, atölyelerdeyim. Kadın Yazarlar Derneği'ndeyim. Önce emekli sende başladım. Ortak kitaplarda vardım. Bir 10 yıldır ortak kitaplarda vardım. 2020'de çocuk kitabı çıkardım. Nohut Tanesi. Güzel ses getirdi. 65 ülkede indirilip okundu. O beni biraz teşvik etti. 2020'de dersime gittiğimde analar ve şeyler vardı, perilerin semineri vardı. Orada geleneğimizi anlattım ben. Herkes kitabımı sormuştu. Kitap eksiğimi gördüm ve zaten Alevi Derneği'ne yazıyordum. Tahtacıyam da, Alevi'nin Ses Derneği'nde yazıyordum. Derledim ve ana öykü çıktı. Tabii hepsi ana öykü ama şey, geleneklerimiz, küçük küçük geleneklerimizi verdim. 100 yıllık altında tahtacı geleneği. Nereden nereye gelmişiz, Yunanistan'a gitmişiz, geri gelmişiz, onlar falan var. Nasıl yerleşmişiz 20 aile olarak, onlar var. Karbon'un en altındayız biz, kalbur üstü değiliz, ezilen sınıfım ben. Her zaman da ezilen sınıfın yanında yer aldım. İşçi hayatı olsun, şey eylemler olsun, biz işçiliğin çok güzel zamanında çalıştık biliyor musun? Eylemliklere yetiştik, hakların güzel olduğu zamanlar. Bir maaşta, aylıkta 3 zarf aldığımız ikramiye, para, ve aybaşı parası alıyorduk. 3 zarflar vardı, haklar vardı. Şimdi o hakların çoğu alındı farkındaysanız. Yıpranmamızı alıyorduk, işçiliğimiz daha bir eylem yapabiliyorduk. 1 Mayıs'ta daha özgür çıkabiliyorduk. Askerle el ele tutuşabiliyorduk. O şansı yakaladık bizim. Çağ olarak yakaladık yani. Şimdi öyle bir şansımız yok. Maalesef ki çoğu işçinin hakkı alındı. Biz zaten alev olarak ezilen sınıfız. Ve az ezilen sınıfta yer almak istiyorum ben. Hep kırsalda yaşadım ben. Göç mesela, göç benim köyüm. Altındağ'a göç. Durasan'dan, Adana'dan, İzmir'den, Midilli'den tekrar İzmir'e gelmiş bir halkız ve bunlarda hep ezilmişlik var zaten. Ezilmişlik olunca öyküleri de ezilmiş hayatlar yansıyor ve geleneklerimiz var. Yani işçiler var, ezilmiş halklar var. İşte öbür öykümde, öbür öykü dosyamda işte 2-3 ay sonra duyun sesim var. Onda bir doğu öyküsü var, Kürtçe mesela. Kürtçe ben hiç bilmiyorum, yardım aldım. Bazı şeyleri Kürtçe yazdım ve çünkü o haberlerden etkilendim onda da. Bunda da geleneklerimiz var bizim. Ben bir kör, ebenin öyküleriyle büyüdüm, masallarıyla. Benim ebem kördü ben. Hiç sonradan kör olmuş, sonra da 7 yıl gördü. Onun masallarıyla, öyküleriyle büyüdük. Bir de bizim zamanımızda çocuklar sokaktaydı. Mesela Yunanistan'dan geliyorlardı, evlerimizi çekiyorlardı, onların yanında büyüdük, küçük küçük çocuklardık. Ki sizin yaşadığınız mahallenin zaten hepsi, büyük bir bölümü tahtacı. Tahtacı. 100 yıldır tahtacı, aynı gelenekleri sürdürüyoruz. Cemlerimiz var, baş bağlamalarımız var. Geleneklerimizi birebir sürdürüyoruz. Üç eteklerimizi bırakmadık, cemlerimizi sağ dışlığı bırakmadık, baş bağlama, ikrar alma, onlar hepsi var bizde. Karpuz Nereyi ben Sultan Nevruz'da tanıdık. Birlik kurbanı yapıldı. Evet. Etkilendim ben ondan. Ya, soruşturdum, yazdım. Birebir ismiyle yazdım. Ebe ölmemişti. Öldürerek ölümdeki gelenekleri anlattım ben onda. Hatta bayağı bir tepki aldım. Gittim ebenin elini öptüm, özür diledim. Hediyemle gittim ama gönlünü aldım. Ebeyle bir akrabalığımız gibi bir şey oldu. 3-4 kere gittim ebeye ondan sonra ben. Dediğim gibi dergilerde yazıyordum.
Bu bir ihtiyaçtı. Öykü yoktu, gelenekler yoktu. Şimdi vermişim, iki tane öyküm girmemiş bu kitaba benim. Diyorum iki öyküyü unutmuşum. Yazıcım güzel değil, bilgisayarım güzel değil. Şey yayın evi de diyor, abla diyor ikincisi şart oldu. Çünkü çok da talep var şimdi, tepki, her yerden ilgi var. Bilmiyorum iyi bir şey mi yaptım? Siz de dönüşlerle gibi belli olacak tabii ki. Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum. 70 ve 80 yıllarını anlatıyorum. Çocukluğum dönemi bu benim. Ve birlikte, beraberlikte kalkınmayı anlatıyorum. Şimdi kaybettiğimiz şeyleri anlatıyorum. Mesela... Ne kaybedildi peki ama? Geçmişten bugüne... Senin şimdi geçmişten... Sen inşaat yaptığında ben sana gelip iki gün çalışıyordum para almadan. Kumunu, çimantonu taşıyordum. Yardım vardı. Birlik, beraberlik vardı. Onları kaybettik biz. Mesela bazı geleneklerimiz yok olmak üzere onları yazdım. Kaybettiğim zaman unutulmaya tutulmuş gelenekleri yazdım. Yani bir pişimiz vardı, bizim yılbaşı pişisi çok güzel bir gelenekti. Onlar yok şimdi. Cuma akşamları yemeklerimiz vardı ölü canlı için. Şimdi canlandı. Çırağı yakmak kalmadı. Yerde yatılan ölüler için pişiler, lokmalar. Onları yazdım. Yaz yani. Eksiklerimizi yazdım. Eksik ve artıları gözlemlediğim kadarıyla yazdım. Şu an iki tane öyküm bu kitapta yayınlanmadı dediğim gibi, ama dediğim gibi buna talep çok, arkası gelecektir. İkisi üçü ama ne şekilde gelecek bilmiyorum. Bir dosyam var, düğün sesimi, o normal öykülerim. Onda da ezilmiş hayatlar, işçilik. Yani kırsal hayatları işledim. O var şimdi, 3 aya kadar çıkacak, o hazır bir dosya. O çıktıktan sonra... No... Senin gözlemlerin değil mi? Tabii. Yani birebir yaşamasam da yani ezilmiş hayatlar. Nerede köşede bucakta kalmış bir hayatlar varsa duyun sesimde, ve bunda sadece hayatlar değil. Bir binanın isyanı var. Yıkılışı ve isyanı var. Çocuklarından ayrılışı var. Güzel bir kitap olacak derliyorum işte. Derledim işte, işte birkaç düzeltmeden sonra, editörden sonra çıkacaktır. Ben o tanesinin ikisini düşünüyorum çünkü o yurt dışında talep gördü. Ve iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Nohut tanesi de çok güzel bir kitap oldu. İkisi zaten o hazır gibi. Onun da zamanı artık. Her şeyin bir olgunlaşma zamanı var. Olgunlaşması lazım. Bir iki sene bekleyebilir diye düşünüyorum.